Bodrum'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, İNA Sualtı Arkeoloji Enstitüsü Bodrum Araştırma Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı. Açılış etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Sıla Gençoğlu ve Harun Tekin'le çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konser verirken Zülfü Livaneli ve Sıla orkestraya eşlik etti. İki sanatçıyla orkestranın performansı büyük beğeni topladı. 3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'nin açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da gerçekleştirdiğimiz pek çok etkinlikte doğal ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için bu çalışmaları hem destekliyor, hem ev sahipliği hem de gelecek nesillere bir kültür mirası olarak bırakıyoruz dedi. Mor ve Ötesi grubunun vokalisti ve gitaristi Harun Tekin'le 2002 yılından 2006 yılının Ekim ayına kadar Büyük Britanya'nın Ankara Büyükelçiliğini yapan Sir Peter Westmacott, Akdeniz Edebiyat Günleri'nin önemine vurgu yaparak etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Böyle buluşmaların olabilmesi için değişik güçlere ihtiyaç var. Sanatçılar, fikir insanları, katılımcılar ama bir de bunu sağlayacak olan yöneticiler. Biz Türkiye sanatçı bakımından yüzyıllar boyunca çok zengin bir ülkeyiz. Bizim büyük yazarlarımız, sanatçılar, mimarlarımız, şairlerimiz, müzisyenlerimiz oldu ama her zaman yönetimler onların kıymetini çok bilemedi. O bakımdan burada bu yönetim anlayışıyla kültürün buluşması gerçekten önemli bir şey oluyor. Sevgili dostum Ahmet Aras'a ve sevgili Tamer Mandalinci'ye çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz Edebiyat Günleri'nde bulunmaktan dolayı çok mutluluk duyduğunu dile getirerek şöyle dedi. Biz Zülfü abiyle tanıştığımızdan beri ondan çok şey öğrendim. İşte bugün sanat kültürü ve bir taraftan sanatçıları ve tabii ki düşün insanlarını bir araya getiren bu etkinlikleri onun bana verdiği fikirler sayesinde aslında planladık ve düzenledik. Bize düşen çok basit yani sadece ev sahipliği yapmak. Bu yetki ve imkan elimizde var zaten. Bunu yapmamak aptallık olur aslında. İşte böyle insanlarla birlikte yaşarken, onlarla aynı çağda doğmuşken, bu şansı yakalamışken yani böyle bir şey yapmamak artık onu işte malum mevcut olanlardan biliyoruz. Biz onlardan değiliz. Biz onlardan değiliz. Bu nakıs tarihini bu ülkenin değiştirmek için bizim sizlere ihtiyacımız var. 3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri bugün Ramada Resort Wyndham Bodrum'da düzenlenecek programla devam edecek.